Abdurrahman Dilipak, süre dolarken. 45 günlük süre dolmak üzere önümüzde sadece bir hafta gibi bir zaman kaldı. CHP ile görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Belki MHP'nin desteklediği bir hükümetle Türkiye erken seçime gidecek. CHP içinde koalisyona evet diyen bir kesim var ama bu işe şiddetle karşı çıkan bir kesim de var. AK Parti'de seçim genel tercih. Eğer 45 günde hükümet kurulamayacak olursa bir seçim hükümetiyle Türkiye kim ortalarında seçime gidebilir. Eğer bir seçim hükümeti kurulacaksa Kasım ayında seçime gidilebilir. Aslında Kasım sonu olabilir gibi gözüküyor ama Eylül'ün ilk yarısına bu iş Yetiştirmek zor. 24 Eylül Kurban Bayramı, Ekim başında okullar açılıyor. Belki Ekim ortası daha makul. Ekim sonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kasım sonunda G20 var. O zaman Kasım başı daha makul gibi. Kasım'ın son haftasına seçime gidecek olursanız, meclis ancak Aralık'ta toplanır. Yeminden sonra tekrar başkan seçimi var. Sonra komisyonlar kurulacak, hükümet kurulacak, programını okuyacak, ardından güven oynaması yapılacak, bütçeyi ne zaman hazırlayacaksınız? 8 Kasım sanki bu açıdan daha makul gibi. Ya da seçimleri Şubat Mart gibi 16'ya ertelersiniz. O zaman 2015'ten sonra 2016'yı da riske atmış olursunuz. Önce şu CHP ve MHP ile görüşmelerin sonuçlandırılması gerek. Bu halk nezdinde Kabak tadı veren görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılması gerek. Bu görüşmeler olmayacak duaya amin demekten öte bir anlam taşımıyor. Belki bu sürecin CHP'lerle birçok konuyu yüz yüze görüşmek için bir fırsat olduğu düşünülebilir. CHP de AK Parti ile bu anlamda bu şekilde yakın bir temas kurarak rakiplerini tanımak istiyor olabilir. Bunun da faydalı bir mesai olduğu düşünülebilir ama konunun topluma yansıma biçimi çok olumlu değil. Bu sürecin şöyle de bir faydası oldu. Seçim sürecinde iktidar ve muhalefet partileri arasındaki diyaloğu, üslubu çok kötüydü. Koalisyon süresinde daha makul bir dil kullanılmaya başlandı. Bu önemli. Bu süreçte CHP ipleri koparmamak için daha ihtiyatlı bir dil kullanıyor. Bu diyaloglar CHP'nin terörle mücadele konusunda daha makul bir dil kullanması sonucunu doğurdu. Bunu da not etmek gerek. Tabi bu sürecin sonunda neler olacağını tahmin etmek kolay değil. Seçim kararı alınacak olursa durumun ne olacağını o zaman göreceğiz. Bu arada seçime gidilecek olursa baraj ne olacak? Seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Bu konuda konuşulsa. Bu konuda sadece koalisyon ortaklarının değil, herkesin ortak meselesi. Bir yandan da bu konuların konuşulması gerek. Artık daha fazla konuşmak değil, icraat gerekli. CHP'liler bu saatten sonra bir anda keskin sirke politikasına geri dönecek olursa küpüne zarar vereceği çok açık. Kısa süreli bir belirsizliğin ardından yol haritası belli olacak. Ardından seçim süreci başlayacak. Herkes çok dikkatli olacaktır. Toplum tedirgin ve gergin. Tepki oyları gelebilir. Sandığa gitmeyebilir. Kimse gelecekten tam olarak emin değil. Daha dikkatli bir dil kullanılacaklar. Gelinen noktada MHP oyalamaya gitmeyecektir. Çünkü bu aleyhlerine olur. Ya bir seçim hükümetine evet diyecek ya dışarıdan destek verecek ya da oylamaya katılmayarak zımnenak Parti'nin güven oyu almasına kapı aralayacaktır. Eğer uzlaşmazsa meclisin fes kapı aralamış olacaktır. Bu da HDP'nin kabineye girmesi demek olacaktır ki bu sonucun sorumluluğu MHP'ye ait olacaktır. MHP böyle bir sorumluluğun riskini taşımak istemeyecektir. MHP'nin karar vermek için fazla bir zamanı yok. Türkiye'nin de AK Parti'nin de MHP ile istikşafi, felsefi ve entelektüel sohbetler için fazla zamanı yok. Şimdi karar zamanıdır ve seçenekler seçenekler bellidir. Ya milli koalisyonla kim sonunda bir seçim ya MHP'nin dışarı çıkarak dolaylı desteklediği bir azınlık hükümetiyle Kasım başında seçim. Ya seçim takvimli bir koalisyonla Aralık sonu ya da Şubat'ta seçim. Tabi koalisyon ortaklığıyla Kasım başında da seçim mümkün. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.